merak ediyoruz. Resmi saati şunun şurasında Gizem Yağbasan, sen yayın saatini göremiyorsundur. Ben söyleyeyim, tam 30 saniye kaldı. 30 saniye sonra başlaması öngörülüyor. Resmi takvim bu. Bir gecikme var mı? Geldi mi MYK üyeleri istifalarını sunacak ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyim yerindeyse elini rahatlatacak o isimler geldiler mi? MYK'da olmayan kimilerinin dahil olması söz konusu mu? Ha bir de senin verdiğin o kulis bilgisi. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu görüşmesi. Onun saatine ilişkin bir netleşme var mı? Ne zaman duyarız, ne zaman görürüz, toplantıdan ne öğreniriz diye soruyor vatandaş. Sendeyiz. Can Coşkun, o kritik toplantı, MYK toplantısının dakikalar içinde başlaması bekleniyor. Saatinde herhangi bir sarkma yok, bunu söyleyebiliriz. MYK üyelerinin tam kadro burada olduğunun notunu düşelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı tam kadro yukarıda 12. katta hazır. Artık dakikalar sonra MYK toplantısının başlaması bekleniyor. Sen de söyledin, işte o istifalar aslında hafta boyunca Ankara kulisleri hep bunu konuştu. Kimlerin gideceğini, kimlerin geleceğini. Ancak MYK'dan neredeyse tam kadronun istifasını vereceği yönünde yine bilgiler var. Bunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de aslında bu MYK toplantısının daha kısa sürmesini bekliyoruz. Bunun notunu düşelim. Şimdi işte o MYK toplantısının ardından kritik görüşme. Seçim sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabahında, seçimin ertesi gününde sabahında bir video yayınlamıştı ve o videoda değişim mesajı vermişti. İşte o değişim mesajıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ilk kez yüz yüze görüşecekler seçimden sonra. Bunun notunu düşelim ve akşam üzeri görüşülmesi bekleniyor. Saat 17-17.30 gibi İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun o kritik görüşmesi başlaması bekleniyor. Tabii sonrasında bir açıklama olacak mı, olmayacak mı, henüz net değil. Bunu da söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi CHP için aslında bu hafta oldukça yoğun. Cumartesi günü de yine saat sabah 10'da parti meclisi toplanacak ve orada da yine kurultay süreci tartışılacak, konuşulacak. Çünkü takvimin başlaması gerekiyor artık parti tüzüğü gereği. Ya Ağustos'ta başlatacaklar ya da sonbahara doğru artık kurultay sürecinin tamamlanmış olup yerel seçimlere yeni bir kadroyla gitmeyi planlıyor CHP şu dakikalarda. Ama tabii bunların hepsi senaryolardan ibaret. Parti meclisi sonrasında bu tabloda netleşmiş olacak. Yine cumartesi günü saat 16'da da CHP bu kez mecliste kapalı grup yapacak ve orada o toplantıda da yine grup başkan vekillerini seçecek. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu vekil olmadığı için genel başkanlığa devam edecek ama grup başkanı olmayacak. Grup başkanı için Özgür Özel'in ismi ön plana çıkıyor. Yine grup başkanı vekilleri için de 3 isim belirlenecek. Sen de bahsettin, bir kadın ismi ön plana çıkıyor ama tabii bunların hepsini biz cumartesi günü öğrenmiş olacağız. Aslında önümüzdeki haftada CHP'nin bundan sonraki yol haritası, bu yolda nasıl ilerleyecek tam anlamıyla öğrenmiş olacağız. Bugünün aslında en önemli görüşmesi aslında İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne görüşeceği, o toplantıdan ne çıkacağı diyebiliriz Can Coşkun. Dakikalar içinde MYK toplantısı da başladı diyebiliriz. 12. katta artık Kılıçdaroğlu MYK'sını topladı ve o MYK üyelerinin istifalarını kabul edecek. Daha sonrasında da Ekrem İmamoğlu'yla bir araya gelecek Can Coşkun. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.